Sevgili seyircilerimiz, Posta Kobi'ye hoş geldiniz efendim. Efendim, değerli bir konuğumuz var. Biliyorsunuz su çok önemli hayatımızda. Üç güzel ses var demişler. Su sesi, para sesi, ben bir de çocuk sesi diyorum ona. Çocukların sesleri, cıvıltıları ne güzeldir ama su hakikaten damla damla böyle gece yarısı rahatsız etmezse suyun şırıltısı da güzel, suyun içimi de güzel. İçimi demişken bir duralım bakalım. Şimdi suyun içimi çok önemli tabii. Bugün biliyorsunuz dışarıdan su alıyorsunuz. Efendim kapıya sular getiriliyor. Fakat istemez misiniz evinizde öyle bir sistem olsun ki su hemen böyle bardaklarınıza dolsun. İstediğiniz her an. İşte şimdi bugün bunu konuşacağız. Onur Asan, NLF Su Arıtma Sistemleri kurucusu. Hoş geldiniz Onur Bey. Teşekkürler, hoş bulduk. Evet efendim, öyle elimizi attığımız zaman su akacak. İstediğimiz anda su bitmiş, hemen arayayım da gelsin yerine artık elimizin altında bir kaynak arıtma sistemleri sayesinde. Ve siz de kurucususunuz. Sizi kısaca bir tanıyalım önce. Onur Asan ben. NLF Su Arıtma Sistemleri kurucusu. Yaklaşık 25 yıldır İstanbul'da ikamet eden, yaklaşık 10 yıldır ticaretle uğraşan ve 7 yıldır su arıtma sektöründe bulunan bir kişiyim. Güzel. Su arıtma sistemleriyle ilk günde heyecanımızla, hızımızla devam ediyoruz. Yaklaşık dediğimiz gibi 7 yıl oldu. Tüm İstanbul'a ve İstanbul çevresine hizmet vermeye devam ediyoruz. Nasıl karar verdiniz? Nasıl karar verdiniz? Neden böyle bir şey düşündünüz? Bahsettiğimiz bir takım sıkıntılar. Yani biraz önce. Benim söylediğim. Evet. suyumuz bitti ve su arıyoruz. Gecenin bir saati ve su gelmiyor. Ertesi gün oluyor. 2-3 sefer arıyorsunuz. Anca geliyor. Sürekli bir sorun. Sürekli bir telaş. Sorun, telaş, içme suyu vesaire. Bir de gözü görmeyen tarafına dikkatimizi çekti. Suya verdiğimiz nakit paralarımız. Evet, doğru aslında. O da yani çok ilginç. Burada sadece bakımına para vereceğiz. Onu da konuşacağız. Bir de alırken para veriyoruz. Artık bize ait bir sistem oluyor. Kesinlikle. Tabii bu sistemin kullanışı da önemli. Su arıtma sistemi deyince arıtırken nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Nasıl arıtılıyorsun? Nelerden temizleniyor? Şimdi şöyle diyelim. Şebeke suyuna kurulmuş olduğum sistem. Şebeke suyu cihazıma giriş yaptığına itibaren minimum 5, maksimum 8, hatta bu çeşitlendirilebilir, rakam olarak yükseğe çıkartılabilir bir filtreleme sisteminden geçiyor. Cihazlarımızda kesinlikle kimyasal hiçbir şey yoktur. Tamamen organik ve doğadan olan malzemelerden yapılır. Bunlar nelerdir? Bir numaralı filtremiz sediment, yani bildiğimiz elyafın preslenmiş bir halidir. 5 mikron gözenekler, geçirgenlere sahiptir. İkinci filtremiz karbon filtredir. Üçüncü filtremiz yine CTO karbon dediğimiz bir filtredir. Dört numaralı filtremiz membran filtredir. Ters ozmoz yapan filtremiz ki çok önemli bir filtredir. Sistemin kalbi drainağında. Membran mı dediniz? Membran filtre. Membran. Ters ozmoz diye telaffuz ederiz. Bunun haricinde 5, 6, 7 ve 8 diye çeşitlendirdiğimiz filtreler tatlandırıcı olarak geçer ama kesinlikle aromatik bir tatlandırma değildir. Karbon filtre ve içerisinde Hindistan cevizi kabuklarının fırınlanmış bir hali vardır. Dünya üzerinde minerali en yüksek meyve bilirsiniz Hindistan cevizidir. Bunun kabuklarının fırınlanmış bir hali vardır ki lezzetli bir su verebilmemiz için sağlıyor membran filtre. Lezzeti tatlandırıcı filtremiz, minerali de mineral filtremiz, alkali ve detoks filtrelerimiz sağlar cihazımızda. Çok güzel, çok özel. Öyle değil mi efendim? Kesinlikle. Evet, peki hatta onlarla sadece içmek değil, çay yapmak, kahve yapmak değil mi? Bunun için de kullanıyoruz. Gerçek yemek çayın, yapmak. Gerçek çayın tadına varmak istiyorsanız kesinlikle arıtma suyuyla çay içmeniz gerekiyor. Evet. Gerçekten çayın tadını almak istiyorsanız. Çok güzel, harikulade. Efendim peki arıtma sistemi evimize kuruldu. Bunu nasıl kullanmamız gerekiyor? Tavsiyemiz şudur ki bütün her şeyi kullanmalısınız. Çayınız, çorbanız, sebze meyve yıkamamız, bir beyaz peynir yıkamamız ve her şeydi. Bu şekilde bir kullanım sağladığın zaman ki arıtma cihazları atık su atmak zorundadır. Böyle de bir bilgi vardır. Çok su atıyor diye bazı müşterimiz geri kaçar, korkar, almak istemez ki söz konusu değildir.
Arıtma cihazı kullandığın zaman ayda ortalama 750 litre 1 ton arasında su tasarrufu sağlarız. Onun bir musluğu var zaten. Genel olarak incecik bir musluktur, evet, değil evet, mi? Açarsınız, incecik ip gibi bir su akar. Öbürünü açıyoruz, foş 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 sular akıyor. Onun altında bulaşık yıkarken daha çok su kaybı oluyor gibi geliyor bana. Kesinlikle. Ya da meyve sebze yıkarken. Kesinlikle ve yani sağlıklı olmayan bir suyla yıkamış oluyoruz sebze meyvemizi. Aynı anda çok tazik dediğiniz gibi bir su geldiği için aşırı bir su kaybımız oluyor. Ama arıtmadan bir işaret parmak büyüklüğünde bir su geldiğinden dolayı su tasarrufu sağlıyoruz. Ve bu dediğimiz gibi ayda ortalama 750 litreli bir ton arasında otomatikman faturalarımızda yansıyor. Tasarruf etmiş oluyoruz aynı anda. Hem sağlık hem tasarruf oluyor. Evet, sağlıklı olmayan su içinde neler var sağlıksız suda? Yani bizim sularımız arıtma sistemiyle hangi bakterilerden, mikroplardan, şundan bundan temizleniyor? Sistemimizde bahsettiğim gibi sistemin kalbi filtreleriniz var. Membran filtredir. Membran filtrenin çok kısa özelliğinden bahsedeyim. Özet olarak geçeyim çünkü çok gerçekten detaylı bir konudur. Su molekülleri basınç ile sistemde bulunan yarı geçirgen bir zardan geçmeye zorlanır membran filtremizde. Spiral şeklinde sarılmış olan zar yapısıyla bilinen en küçük virüsten, bakın en küçük virüsten bahsediyoruz. 50 bilinen en büyük en küçük bakteriden 5000 kat daha küçüktür. Dolayısıyla istenmeyen maddeler, ağır metaller, virüs ve bakteriler ve bunun gibi atıklar sudan otomatik olarak dışarıya atılır. Bize birinci kalite su verir membran filtremiz. Çok detaylı bir konudur. Membran üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. Tamam. Peki efendim orada birikenler de tabii yine cihazın içine birikiyor değil mi? Bütün o bakteriler vesaireler. Daha sonra onun temizliği gerekiyor. Kesinlikle. Temizliğini biz mi yapıyoruz? Bunu tamamen yetkili servis olarak biz yapıyoruz. Ne kadar sürede bir? Ortalama olarak 6-8 ay aralığında yapmamız gerekiyor. En geç 8 aydır. 8 aydan ileriye geçtiği zaman bu sefer sistemdeki diğer filtrelere zarar vermiş oluruz. Ve aynı anda sağlıksız bir süreçmiş oluruz. Güzel. Efendim peki hangi arıtma sistemini kullanmalıyız? Yine üzerinde duracağım. Membran filtre olması şart. Terz osmoz. Olmayanlar var mı? Var. Bazı firmalar şu anda membran filtre kullanmıyor. Cihazlarda bir tank kullanmıyor. Tankın zararsız olduğunu söyleyen, zararlı olduğunu söyleyen firmalar var. Bunlar bir takım satış şekli gibi. Ama arıtma cihazında marka model ayrımı yapmadan kesinlikle ve kesinlikle membran filtre olması gerekiyor. Membran filtreden su geçmesi gerekiyor. Ne güzel. Sizi ben hemen arayayım da gelin evime bir bakın o zaman. Efendim tabii günde su tüketmemiz gerekiyor. Çünkü insan bedeni kan. Dolayısıyla sıvı %75-80 ve suyla da tabii bedenimizin tüm diğer organları oksijen alacak, sulanacak, beslenecek bir çiçek, bir bitki gibiyiz. Ne kadar su tüketelim günde? Günde uzmanların dediği gibi en az 2-2,5 litre su tüketmemiz gerekiyor. Ama üzerine basarak durmak istiyorum. Sadece su değil, temiz ve sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Suları her yerden temin edebiliyoruz. Bakkallardan, marketlerden, X yerlerden, marka olarak bildiğimiz birçok yerden. Evet. Ama bunlar maalesef pet şişelerde beklediği için sağlıklı bir su değil. Ya. Bu yüzdendir ki temiz ve sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Günde en az 2-2,5 litre. Hatta ki şuna bile çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evinizde kullanmış olduğunuz bir arıtmadan bir pet şişeyi doldurdunuz. 12 saat içerisinde o su artık sağlıksız hale gelir. Kesinlikle bunu yapmamız gerekiyor. Peki arıtma cihazı sudaki faydalı mineralleri alır mı? Tabii ki membran filtremiz işi gereği sudaki bir takım zararlıları alırken faydaları da almak zorunda kalıyor. Suyumuzda tat noktasında biraz zayıflık sağlayabiliyor. İşte bunu bildiğimiz için biz de cihazlarımıza 5 numaralı, 6 numaralı, 7 numaralı dediğimiz az önce bahsetmiş olduğum Hindistan cevizi var ya, tatlandırıcı filtre, mineral filtre, alkali ve detoks filtreleri ilave etmekteyiz. Böylece tabii kaliteyi de artırıyoruz. Değil mi efendim? Hem kalitemizi. Tabii filtre değişim periyotlarını aslında konuştuk değil mi? O 6 ay ya da en fazla 8 ay dediniz. Pompalı ve pompasız cihaz arasındaki fark nedir? Evet, bu teknik bir konu olmakla beraber bunu kesinlikle yetkili servisler değerlendirebiliyor. Bir ürün aldınız X bir kanaldan ya da bizden. Bizden alınan ürünlerde teknik servisimiz ilk işleme bakarken şehir şebeke basıncımızı ölçer. Eğer 2 barın altında bir basınç varsa sizin bu cihaz burada sağlıklı çalışmayacaktır, sağlıklı su üretemeyecektir deyip pompalı cihaza yönlendirir ve pompalı bir cihaz kurarız. Temiz ve sağlıklı suyu sürekli alabilmeniz için. Tam tersine 5 barın üzerinde, 6 barın üzerinde
bir basınç varsa, yani 3 ile 6 bar arasında diyelim bunu, 3 barın üzerindeki basınçlı yerlerde de kesinlikle pompasız cihaz kullanmamız gerekiyor. Pompa ihtiyaç yok. Efendim, filtre sayısı arttıkça sudaki kalite de artar, değil mi? Evet. Kesinlikle. Öyle dediniz. Kesinlikle. 5 aşamalı bir cihazda rakamlara örnek vereceğim. Çünkü bölgesi olarak değişkenlik gösterebiliyor. 5 aşamalı cihazdan aldığımız pH oranı 6.9 ise 8 aşamalıdan aldığımız pH oranı 7.5-8.5 arasındadır. Çok güzel. Böylece diyette de çok faydalı çünkü pH kesinlikle çok önemli. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Peki garantisi var mı? Garanti belgesi ve ne kadardır süresi? Yani garanti süremiz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu üzere 2 yıl yasal garantimiz var. Ama bununla yetinmiyoruz. Müşterilerimizden şunu istiyoruz. Diyoruz ki bu ürünü aldınız, temiz ve sağlıklı kullanmanız gerekiyor. Bunun için de bizim işimizi yapmamız, yani filtreleri düzenli değiştirmemiz gerekiyor. Bunun takibi, kontrolü tamamen bizde oluyor. Günü geldiği zaman sizleri arayıp, bilgilendirip, sizlerden randevu alıp değişimi yapıyoruz. 2 yıl boyunca bizim düzenli olarak yapmamıza izin verdiğiniz vakitte biz size 2 yıldan sonra 3 yıllık garantiyi hediye olarak veriyoruz. Karşılığında herhangi bir ücret ödemeden bir teşekkür mahiyetinde toplamda garantinizi 5 yıla çıkartıyoruz. Oh! Oh! Aman ne kadar güzelmiş. Peki, biz kendimiz montaj yapabilir miyiz? Yani biz kendi ürünlerimizi montaj olarak açıkçası müşterimize vermiyoruz. Vermemeye özen gösteriyoruz. İki sebebi var. Birincisi sağlığınız söz konusu. Temiz ve sağlıklı su içmeniz gerekiyor. İkincisi ürün kalitemizin eksi anlamda puan almaması için. Çünkü sadece cihazın 3 tane boruyu bağlamakla iş bitmiyor. Bu işin teknik kısmı var. En başta basınç ölçmek gibi, cihaz doğru cihazı yönlendirmek gibi. Akabinde filtrelerin bir takım işlemleri var. Yıkanması gibi. Tankla alakalı birkaç işlem var. Yapılması gerektiği gibi. Musluk lavabo üzerine koyulacak. Şık bir şekilde musluğumuz var. Doğru yerin tespit edilip daha mutfakta ev bayanlarının kullanımını sağlayabilmek adına daha doğru yere koyulabilmesi gibi bir takım teknik detaylarımız var. Bunların akabinde de 2+3 yıl, toplamda 5 yıl garanti söz konusu olduğu için biz biraz daha yapmaya özen gösteriyoruz. Ama farklı kanallardan ürün alan müşterilerimize de muhakkak destek oluyoruz. Yine biz yapmaya yönlendiriyoruz, kendimiz gelelim istiyoruz ama ısrar edenlere de tabii ki yardımcı oluyoruz. Peki efendim, güzel ama bu işin eğitimi de vardır elbette ki. Kesinlikle. Değil mi? Mutlaka yanınızda çalışan insanlara bir de eğitim veriyorsunuz. Şimdi ben zaten böyle bir şeyi cesaret bile edemem. Alıp da onu kendi başıma monte edeceğim, sonra açıp temizleyeceğim. Bu birazcık meraklı olmak gerekiyor herhalde bunları yapabilmek için. Efendim peki su çok kireçli ise suyun kireç miktarını da azaltır mı? Kesinlikle azaltacaktır. Hatta arıtma cihazlarımız terzoz buz sayesinde suda hiç kireç bırakmayacaktır. İstanbul'da bölgelerde zaten kireç problemimiz çok fazla yok. Bizde tamamen bunların analiz raporları mevcut. Ama bunun haricinde İstanbul dışında çok problemli bölgeler var. Buralardan belli doneler alıp, numuneler alıp buradaki su kireç oranını belirledikten sonra cihazımızın ön kısmına bir silifoz filtre dediğimiz filtre koyup ilk önce kireç oranını belli bir oranda azaltıp ondan sonra arıtma cihazımıza su veriyoruz ki cihaz daha uzun ömürlü ve sağlıklı üretim yapabilsin diye. Harikulade sevgili Onur Asan. Efendim NLF su arıtma sistemleriyle sağlıklı sular bizleri bekliyor değil mi? İnşallah. Hem İnşallah. Sağlıklı sular hem sağlıklı bir gelecek diyelim. Nesiller Çok teşekkür diyelim. Ediyoruz programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Sevgili seyircilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.